hocam önemli bir maçtı. Puan kaybettik. Yani kazansak çok zaten avantajlıyız. Avantajımızı çok daha yukarı taşıyacaktık. Ama kaybetsek de sıkıntılı olabilirdi. Sonuçta 3 puan fark vardı ama ikili avarajımızın da kötü olmasıyla bu bir puan bizim için birazcık daha şampiyonluk yolunda iyi oldu. Bugün üzüldüğüm tek taraf stadı dolduran bu taraftarımıza galibiyeti armağan etmek isterdik. Hem gittiğimiz yolda avantajımızı daha sağlamlaştırmak hem de taraftarımıza o mutluluğu yaşatmak isterdik. O olmadı ama kalan 5 haftaya 4 puan önde girmek de bizim için önemli. Dolayısıyla evet biz maç maç düşünüyoruz ama geri kalan 5 maçı düşündüğümüz zaman bugünkü sonucu çok farklı kazanabilirdik. 1-0'dan sonra özellikle gol yedikten sonra içeriye 3-1 mağlup da girebilirdik. Ama neticesinde seyri iyi bir futbol oldu bence. Gol pozisyonu yüksek ama gol kısırlığı açısından iyi geçmedi. Dediğim gibi bir puan bizim için iyi. Bu taraftarımıza galibiyeti hediye etmek isterdik ama olmadı. Bir puan alıp yine yolumuza devam ediyoruz. Önümüzdeki maçları nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Fikstür avantajı var mı yok mu? Nasıl? Ya şimdi artık lig çok sıkıştı. 5 haftaya sıkıştı. Önümüzdeki hafta iki takımda şampiyonla oynayan iki takımda düşmeme mücadelesi veren takımlarla oynayacak. Dolayısıyla fikstür avantajımız evet var ama maçlar zorlu, gerçekten zorlu çünkü çok sıkıştı. Dolayısıyla maç maç gidiyoruz. Önümüzdeki hafta inşallah galip gelebilirsek o zaman birazcık daha gittiğimiz yolu perçinleriz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Korcan.